Merhaba arkadaşlar. Bugün S-objeklerle alakalı küçük bir video çekmek istiyorum. Bu videoda S-object nedir? S-object nasıl kurulur? Listesi nasıl yapılır? Bu listeye element nasıl eklenir? Bu listenin elementleri ne türdür? Daha sonra bu elementler nasıl çağrılır? Onu göstermeye çalışacağım. Sisteme nasıl eklenir? Hepsini tek tek göstereceğim. Konular basit ama bazen küçük ayrıntılarda problemler yaşayabiliyoruz. O küçük ayrıntıları burada görmüş olacağız. Öncelikle bildiğiniz gibi biz normal bir liste yapabiliyoruz. Simple bir liste, integer ya da string olabilir, boolean olabilir. İstediğimiz data type'ı kullanarak bir liste yapabiliyoruz. Bir örnek verecek olursak, diyelim ki liste yapmak istiyoruz. Bu listemizin içine koyacağımız elementler diyelim ki integer, yani sayılar, tam sayılar. Şu şekilde listemizi yapıyoruz, biliyorsunuz. List diyoruz. Daha sonra küçüktür ve büyüktür işareti içine data type'ı yazmanız gerekiyor. List integer. Sonra listenin adını girmeniz gerekiyor. Oraya istediğinizi koyabilirsiniz. Ben list A diyorum şu şekilde. Eşittir dedikten sonra new işaretini kullanmanız gerekiyor. Şöyle diyelim, new. Çünkü yeni bir liste yapıyoruz. New diyoruz. Daha sonra yine list. Ondan sonra tekrar integer kullanıyoruz. Ve en sonunda parantezlerimizi ekleyip noktalı virgülle bitiriyoruz. Bu bizim integer listemiz. Bunu çalışmıştık. Bir önceki videolarımızda bu var. Şimdi biz bunu yoruma alalım. Ve buna benzer bir S-object kuralım arkadaşlar. S-object dediğimiz standart objelerimiz. Bu standart objelerin içinde Salesforce object. Bu Salesforce objelerin içinde iki tür objelerimiz var, biliyorsunuz. Birincisi standart objeler, ikincisi ise custom objeler. Burada bizim yapacağımız standart objeler için bir liste olacak ama siz aynısını hiç fark etmeden aynısını custom objelerle yapabileceksiniz. Biz onu bugün standart objelerle yapalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir liste oluşturuyorsunuz. Yani list yazmanız gerekiyor. Daha sonra hangi standart object için liste yapmak istiyorsanız onun adını girmeniz gerekiyor. Ben account giriyorum. Account için bir liste yapmaya çalışıyorum. Bu listeyle biz accountları almış olabileceğiz ya da boş bir account listesi yapmış olacağız. Adına AC list diyorum arkadaşlar. Eşittir. New. Ondan sonra yine aynı şekilde list account yazarak kapatıyorsunuz. Hiç fark yok, görüyorsunuz. Noktalı virgülle bitiriyoruz. Tek farkımız ne arkadaşlar? Integer listesi yaparken integer yazıyorsunuz. Eğer string listesi yapmak istiyorsanız string yazmanız gerekiyor. Diyelim ki işte meyveler olabilir ya da renkler olabilir. O zaman string yapmanız gerekiyor. Boolean ise boolean yazmanız gerekiyor. Ama S-object ise o zaman account yazmanız gerekiyor. Bu bizim bir S-object. Yani Salesforce objelerden oluşan bir liste. Account listesi. Bizim normalde account listesine gidin arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Burada kalemimizi alalım, yazarak göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şu gördüğünüz birinci satırdaki gördüğünüz her şey bir account arkadaşlar. Single account, tek bir account. Ama siz birden fazla seçersiniz, o da bir liste olur. Herhangi bir liste. Şu bizim bir liste arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde 9 tane element olan bir liste bu. Evet arkadaşlar, bundan bahsediyoruz. Böyle listeleri kendiniz de oluşturabilirsiniz ve sisteme atabilirsiniz. Devam edelim biz. Nerede kalmıştık? Listemizi yaptık. Şu anda bir listemiz sadece tanımlanmış. Görüyorsunuz bu tarafı. Sol tarafı bizim data type'ımız. Data type'ımız liste. Ve onun içine gireceğimiz type'ımız account. Yani S-object. Listemizin adını girdik. Yeni bir liste oluşturduk. İçinde hiçbir şey yok. Bu bir liste arkadaşlar. Bunun adına şey diyelim. Şu şekilde. Bunu silebiliriz artık. Buna diyelim ki defining a new
empty list diyelim arkadaşlar. Çünkü bu boş. Bu boş bir liste. Empty list diyelim. Şimdi isterseniz aynı şekilde defining a single account diyorum. Bir account. New account diyelim. New account yapalım arkadaşlar şu şekilde. Single new account yapacağız. Şimdi burada liste yazmanıza gerek yok. Çünkü liste yapmıyoruz. Liste deyince içinde birden fazla account olabilir. Şu anda biz tek bir account yapıyoruz. Onu da şu şekilde yapabiliyorsunuz. Account yazıyorsunuz. Buna bir isim vermeniz gerekiyor. Diyelim ki AC olsun. Eşittir new account. Parantezleri açıp noktalı virgülü kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir single account şu anda. Bu bir single account. Ama bu account'ın içi boş. Yani bir ID'si yok, hiçbir şey yok. ID zaten şu anda olmaz. Sisteme ekleyince ID'sini ekliyor ama şu anda bu account'un biliyorsunuz name'i var, account site var, bir sürü field var ve hiçbir field tanımlanmamış. İsterseniz siz şu şekilde ac.name diyerek bunun adını tanımlayabilirsiniz. Diyelim ki adı ne olsun arkadaşlar? Adı new account for the list diyelim şu şekilde. Bir account oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki ikinci bir account oluşturmak istiyorsunuz. Buna AC1 diyelim. Bunun adı belli. Buna da 01 diyelim. Adı bu şekilde olsun. İkinci bir account oluşturmak isterseniz onu da şu şekilde account AC2 dersiniz. Eşittir new account. Şu şekilde. Şimdi adını biz şu şekilde belirtmeyelim. Direkt içine yazalım. Şuraya da yazabiliyorsunuz. Şu şekilde yazalım. Name eşittir. Şuradaki ismin aynısını sadece 2 ile biteni yazacağım. Bunu 2 ile bitireceğim. Bu şekilde de siz bir account oluşturup adını define yani tanımlayabiliyorsunuz. Adını belirledik. Şu anda bu bir boş bir account değil. Adı var. Şununla şunun arasında hiçbir fark yok. İsterseniz bu parantezler içinde adını koyun isterseniz account'un adını yazarak nokta name koyarak adını belirleyin. Burası çok önemli arkadaşlar. Öncelikle account'un adını koymanız gerekiyor. Ondan sonra nokta name, nokta site, nokta type şeklinde istediğiniz kadar bilgi girebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bunun için bir de aşağıda ac2.type diyerek buna da prospecting diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde type'ını belirleyebiliriz. Bunu da yapabiliyorsunuz. Bütün field'leri burada tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde iki tane account oluşturduk. Üçüncü account'umuzu oluşturmayalım. Şu anda iki tane account'umuz var. Biz bunları bir listeye eklemek istiyoruz. Şimdi yukarıda listemiz zaten var. AC list. Daha önce listelerin metotlarını çalışmıştık. Normalde listenin adını yazdıktan sonra add metoduyla siz şurada oluşturduğunuz listeleri bunun içine koyabiliyorsunuz. AC1'i koyalım. Koyduk. Daha sonra aynı şeyi kullanarak isterseniz yazarak yapın. AC list.add diyoruz. Add metodunu kullanıyoruz. AC2'yi de bu şekilde listemize ekliyoruz arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde AC list.add diyerek direkt bunun içine bir account ekleyebilirsiniz. Şu şekilde new account. New account. İşte onun adını şu şekilde name dersiniz. Eşittir. Bunun içine şunun üçüncüsünü koyabilirsiniz. Bunu hiçbir şeye eşitlemedim. Direkt olarak eklediğim için bu şekilde eklenebiliyor. Birinci olarak nasıl yapmıştık? Bir account oluşturduk. İçi boş. Yani blank, null diyelim. Blank bir account. Sonra bunun adını belirledik şurada. İkincisinde account oluşturduk. Adını direkt parantez içine belirledik. Bu ikinci yolumuz. Type'ını da belirledik bu arada. Üçüncüsünü de şu şekilde ekledik arkadaşlar. Direkt listenin içine account ekleyebilirsiniz. Bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi dilerseniz bu listemizi sisteme ekleyelim. Sisteme eklemek için DML operasyonlardan bir tanesini kullanmanız gerekiyor. O operatörün adı da insert arkadaşlar. Insert statement'ını kullanarak DML statement diyoruz. Bu bizim listeyi sisteme ekleyebilirsiniz. AC list diyelim. Bu şekilde biz listemizi
sisteme ekleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz bir de şunu görelim burada. Dördüncü bir account oluşturalım ve bunu liste şeklinde değil de sadece account ekleyelim. Şöyle arkadaşlar, account AC 3 kullanmadık. Çünkü şurada tanımlamadan yapmıştık. Burada direkt 3 diyorum. AC 3 diye bir account, new account belirliyorum arkadaşlar. Bunun adını name diyelim. Şu şekilde 02 yerine 0. Bunu 3 yapacaktık. Bu 4 olsun arkadaşlar. Bunu 4 yapalım. Bu şekilde de account ekleyebilirsiniz. Şimdi bir account belirledik. Bunu listenin içine koymak istemiyorum. Direkt sisteme eklemek istiyorum. Şöyle insert AC list şekli, AC tree şeklinde bunu sisteme ekleyebilirsiniz. Hatta şunu bile yapabilirsiniz. Bunu da görelim. Direkt insert deyip new account deyip şu şekilde account'umuzu belirleyerek account'umuz ne olsun? Name eşittir. Account'umuzu şu şekilde 5 olarak belirleyelim. Bu şekilde de hiç account oluşturmadan, yani şunu oluşturmadan direkt account'umuzu sistemin içine ekleyebilirsiniz. Ya yani şunu anlamak lazım arkadaşlar. Ya bir değişkeni eşitlemek mantıklı, güzel ama eşitlemeden de direkt sağ taraftaki değeri kullanabilirsiniz. Sağ taraftaki değeri istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi sistem diban içinde kullanabilirsiniz. Insert insert yaparken kullanabilirsiniz ama bunu tek başına bir satıra bırakamazsınız. O zaman hata veriyor. Ya bir şeyin içinde kullanmanız gerekiyor ya da bunu bir container'a, yani bir variable'a, değişkene eşitlemeniz gerekiyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi execute yapalım. Hatamız varsa hatamızı düzeltelim. Şu anda hatamız yok, görüyorsunuz. Ve sisteme hepsi eklenecek. O ekleye dursun. Biz account'larımıza gidelim. Bugünün account'larına bakalım. Hepsi eklenmiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Hatta bir tanesi prospecting oldu. Bu şekilde list objelerini çalışmış olduk. Hepsi burada. Görüyorsunuz. Bu şekilde liste oluşturup, listenin içine account'ları koyup, account'ları listeye ekleyip, daha sonra onları insert DML statement ile database'e ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduk.